diyoruz. Çünkü hangi hoca olursa olsun, elbette ki her birinin makamları var, hak etmişler, çalışmışlar, onu kazanmışlar. Hangi makamda olursa olsun, biz onun katına çıktık diyemeyiz, bu bir. Çünkü bizden razı olup olmadığını bilemiyoruz. İkincisi de parazit karışmış olabilir. En önemli konu bu. Parazit karışmış olabilir. Parazit karıştıysa da iş sıkıntıya gidebilir. Şimdi iblisin, şeytanın ve taifesinin, şer çetesinin özellikle yaptığı bir şey vardır. Buna hepiniz emin olun. Rüyalarınızda, işte rüyayla bu yüzden amel edilmez derler. Bak. İblis gerçek bilgiyi verir, verir, verir ama araya iki tane sokar. Tamam mı? Böyle iki üç tane atar. O iki üç tane yüzünden bir sürü insanı imanından eder. Hani hepsi nasıl olsa doğru. Gelen bilgilerin tamamı nasıl olsa doğru. Tamam, ben bunu alayım, yayayım, herkese söyleyeyim deme şansımız da bu işlerle uğraşan insanlar için yoktur. Ya önceliğimiz Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Yapın bunu. Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Şimdi bana da parazit karışıyor, karışmıyor mu? Emin olun karışıyor bak. Ve gözümden kaçabilir, Allah muhafaza, bundan Allah'a sığınırım. Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Hadislere bakacağız. Hadislerin sahih olduğundan emin olacağız. Nasıl emin oluruz biliyor musunuz? Birden çok anlam içeriyorsa, ayetin aynısıdır demiyorum bak. Ayetler gibi birden çok anlam içeriyorsa, hadisler sahihtir. Kur'an'la çelişmiyorsa hadisler sahihtir. Aynı zamanda nakledici kişilere özellikle dikkat edeceğiz. Kimden nakledilmiş? O zaman ona göre kararımızı vereceğiz. Üçüncü olarak, ben öyle tercih etmişim, siz başka birini tercih edersiniz. Muhyiddin Arabi Hazretlerinden ben tevil yapıyorum. Ha, bunu demek istemiş. Ve aura yok, letaifler yok diyor biri bana. Diyebilir. Herkes aynı şeyi anlamak zorunda değil. Herkesin iman şekli, neticede hepimiz bir Allah'a inanıyoruz. Elbette Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanıyoruz. Doğru, tamam. Birisi sadece der ki abdestimi alayım, namazımı kılayım, işte başörtümü örteyim, ne bileyim işte Allah'ın emir ve yasaklarını elimden gelince uymaya çalışayım. Biri de ilim derdine düşer. Birisi bu işlerin peşine düşer. Neyse. Hangisini tercih ederse. Ay, şimdi bana diyor ki aura yok. Ondan sonra işte çakra diye bir şey yok. Tamam. Aç Fütühat-ı Mekke'yi. Daha ön sözde şu cümleyi görürsün. Daha ön sözde bak. Der ki Allah Adem babadan kutup ışıklarını makam ve mevkilerine göre çıkartır. Tam cümleyi hatırlamıyorum ama manası budur. Bu şekilde devam eder cümle. Şimdi kendini ispat etmiş bir adamcağız, bir mübarek bunu buraya yazmış. O günkü adı aura değilmiş. Kutup ışığıymış. Kutup ışığıymış. E, bugünkü adı aura olmuş. Mübarek demiş ki letaiflerin, çarkların, zamanın bilinmesi diye böyle tek tek yazmış. Şimdi vakti ayrı yazmış, zamanı ayrı yazmış. Şimdi ben nasıl tevil etmeyeyim bunu? Nasıl yok diyeyim? Senin fikirlerine veya herhangi birinin fikirlerine mi bakacağız? Yoksa kendini ispat etmiş Hazreti Resulullah'ın karşısında, yani rüyada görmek aynı gerçekten görmek ya, Hazreti Resulullah'la sohbet etmiş bir insana mı inanayım? Şimdi tevil konusuna geri dönelim. Tevilleri de bu şekilde yapıyoruz, yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Sizlere de aynını tavsiye ediyorum. Şimdi katlara çıkmaktan geldik buraya. Katlara geri dönelim. Şimdi ben bu bilgileri Atlantis'i, Agartha'yı o dönemde yaşamış olan insanlarla bir mübarek hocamın aracı olması sebebiyle alıyorum, aldım. Benim onların katına çıkma, zaten bunlar kendini ispat etmiş insanlar. Benim o katlara
Çıkma şansım zaten belki de yok. Dolayısıyla bu verileri de nasıl aldık? Bir mübarek hocam aracı oldu. Onlar rıza gösterdi. Bana temas ettiler ve ben bu şekilde aldım. Şimdi bunları neden anlattım? Bunlar kaynak. Şu kaynak yazacak, soru işareti koyacak oraya. Onun için anlattım. İnanıp inanmamakta, bilmemekte elbette ki hepiniz özgürsünüz.